sevgilerimi gönderiyorum. Evet, değerli meslektaşlarım, ben Dilek Emir, Eskişehir'de sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Meslekte 26. yılım. Son 5 yıldır eğitimlik projeleri yürütüyorum. 2020 yılında Eğitmen Story projemiz Türkiye Özel Ödüller'in 7-11 yaş kategorisinde birinci seçildi. Bunun en büyük sebeplerinden biri bence ekip ruhu. Ben her seferinde ekip arkadaşlarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Başlarım. Çünkü eTwinning'in özü işbirliği, ekip ruhu. Bugün de konumuzda işbirlikçi ve pik araçları. Bence eTwinning kelimesini en güzel, en anlamlı anlatan kelimelerin başında işbirliği geliyor. İşbirliğini eTwinning'i bir kelimeyle anlatacak olsanız ne dersiniz sorusuna ben kesinlikle işbirliği derdim. Buradan sevgili arkadaşlarım, daha doğrusu kazanan projemizin ortakları, arkadaşlarım, Yasemin Hocam, İlknur Hocam, Sevgi Hocam, Özlem Hocam ve Gülden Hocam'a tekrar sevgilerimi gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. Hocam kendileri de burada, biz de İstanbul ekibi olarak, Küçükçekmece ekibi olarak proje ortak olan tüm öğretmenleri tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de burada parantez açayım yeni katılanlar için. Dilek Emir Hocam'ın benim eTwinning yolculuğumda çok önemli bir katkısı vardır. Kendi projesinde çalıştım. Çok da şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Buyurun değerli öğretmenim. Çok teşekkür ederim Arsız Hocam. Çok güzel bir ekiptik. Değerli arkadaşlarım, işbirliği demiştik ya. İşbirliği eğitiminin ruhunun olmazsa olmazı. İşbirliğini sağlayacak aslında binlerce araç var diyebiliriz. Bu işin üstadları kesinlikle var. Ben de onlardan dinleye öğrendim. Araştırarak öğrendim. Her yaptığım etkinin üzerine acaba daha farklı ne yapabilirim diye ekleye gide gide birazcık bilgi birikimine sahip oldum. Bunları biriktiriyorum ve arkadaşlarımla paylaşmak benim için büyük mutluluk, onur. İşbirliği demişken, işbirliğine yönelik demiştim yani onlarca, yüzlerce araç var. Önemli olan bizim yapacağımız etkinliğimize hizmet eden doğru webpik araçlarını seçmek. Yani onlarca, yüzlerce webpik aracı bilmemiz tamam, güzel. Ama etkinliğimize hitap etmesi, ortaklarımızın tam katılım sağlaması bizim birinci amacımız. Bu sebeple benim en çok kullandığım, belki de çok basit diyeceğimiz Google dokümanlar, Google slaytlar, Google formlar. Belki kulağa çok basit gelebilir, belki çok popüler değil ama bence en işbirlikçi araçlardan bir tanesi. İlk olarak ben Google slaytları nasıl işbirlikçi kullanacağımızı elbette biliyorsunuz ama benim yöntemimi sizlere sunmak istiyorum. Google slaytlarda arkadaşlar biliyorsunuz farklı farklı şablonlar var. Ben öncelikle ekranımı paylaşayım izninizle. Arsız Hocam görünüyor sanırım. Evet değerli hocam, görünüyor. Tamam, çok teşekkür ederim. Şu hesabımı bir değiştireyim. Evet arkadaşlarım, Google dokümanlar, şöyle Drive'ımı açacağım şimdi. Şu ana kadar belki binlerce kez slaytlar hazırlamışımdır. Bu slaytları aynı zamanda embed kodu ile proje sayfalarımızın, TwinSpace sayfalarımızın içine gömebiliriz. Şu ana kadar belki yüzlerce slayt hazırlamışımdır. Şöyle çekeyim. Şimdi sıradan bir Google sunumu hazırlamak yerine, mesela şöyle boş bir sunum hazırlamak yerine, biliyorsunuz burada şablonlarımız var, temamız var, istediğimiz gibi. Ben bunun yerine farklı bir yöntem kullanıyorum değerli arkadaşlarım. Slide Mania, İngilizce telaffuzunda herhangi bir sorun olursa affola şimdiden. Slide Mania'dan
konuma uygun bir şablon seçerim öncelikle. Burada arkadaşlar ücretsiz bir platform burası. Konumuza uygun sertifika, şurada bütün template'ler var. İşte hayvanlar, sanat, kitap, oyun, ne ararsanız doğa. Ben konumla ilgili bir başlık seçiyorum. Başlık seçmeden isterseniz direkt altta gösterilen template'lerden de seçebilirsiniz. Ben hemen şuradan eğitim şablonu seçmek istiyorum. Şuradan seçeyim isterseniz. Education var mı diyelim. Arama da yapabilirsiniz arkadaşlar burada. Hemen şuraya yazıyorum. Evet, eğitimle ilgili şablonlarımız şimdi birazdan çıkacak. İnternetim yavaş olabilir biraz. Evet, konumla ilgili bir şablon seçiyorum. Şimdi çok uzatmamak adına bir tane şöyle bir şablon seçeceğim. Evet. Diyelim şunu seçtim arkadaşlarım. Şu da çok güzelmiş. Şunu aldım. İnanılmaz güzel şablonlar var. Bunun şablonun ön izlemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin konunuza hitap ediyorsa üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Beğendim. Bunu almak istiyorum. Buradan arkadaşlar isterseniz PowerPoint sunumu, isterseniz Google Slide olarak indirebilirsiniz. Bir kopyasını oluşturabilirsiniz. İndiriyorum. Şablon olarak kullanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an üzerinde artık düzenleme yapabilirim. İstediğiniz gibi düzenlemeler yapabilirsiniz, resimler ekleyebilirsiniz. Şuradan hemen bir resim seçelim. Bence en kullanışlı işbirlikçi araçlardan birisi arkadaşlarım Google Slide'lar, Google Dokümanlar. Konumuza göre silebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. Peki nasıl işbirlikçi hale getireceğiz arkadaşlarım? Paylaş bölümünden bağlantıyı düzenli olarak ayarlıyorum. Bu bağlantıyı paylaştığım herkes artık bu slaytın bir ortağıdır. Bütün ortaklarımız geldikten sonra düzenlemeler yapabiliriz. Artık ne için kullanacağınız sizin hayal gücünüze kalmış. Bir takvim, bir hikaye sizin hayal gücünüze veya çalışmanıza kalmış. Ortaklarımız bu linkle slaytımızın bir ortağı olacak. Peki şunu da hemen göstermek istiyorum. Mutlaka biliyorsunuzdur değerli arkadaşlarım. Her Google Slide'ı embed kodu ile TwinSpace sayfalarına gömebiliriz. Dosyalar bölümüne gidiyorum. Web'de yayınla diyorum. Web'de yayınladıktan sonra ekle bölümüne tıklıyorum. İşte buradaki embed kodunu kopyalayıp TwinSpace sayfamızın içine yapıştırıyoruz ve orada şahane bir sunum şeklinde görünüyor. Evet Arsız Hocam, hemen paylaşımını durdurdum. Buraya kadar soru varsa hemen. Evet, soru. Çok bilinen, aslında çok basit bir araç. Popüler de değil ama en işbirlikçi araçlardan bir tanesi. Evet hocam, şu anda yok şeyde o soru, o sohbet kutusunda. Tamamdır. Evet, ikinci aracıma hemen geçebilirim ben şuradan. Sizinle. İkinci araca geçmeden önce işbirlikçi değil ama
her eğitmenlerin işine yarayacak güzel bir araç göstermek istiyorum. Bu işbirlikçi değil ama. MapChat aracı ile değerli arkadaşlarım neler yapabilirsiniz? Proje ortak ülkelerinizi renklendirerek ve PNG olarak indirip sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Herhangi bir giriş yapmanıza gerek yok. Buradan Avrupa ülkeleriyle çalıştığımız için Türkiye'yi de seçebilirsiniz. Derslerinize de kullanabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Nasıl yaptığımızı hemen anlatayım. Çok güzel bir giriş sayfasına açılış resmi olabilir. Öncelikle haritamıza bir isim veriyorum. Ne olsun? Eğitmenlik. Küçükçekmece yazalım. Evet, haritamızın ismi burada göründü değerli arkadaşlarım. Şuradaki noktalardan büyütüp küçültebilirsiniz. İlk olarak bir renk seçiyorum. Kırmızı renk iyidir. Kırmızıyı hemen Türkiye'nin üzerine tıklıyorum. Kırmızı renk burada belirdikten sonra ülkemizin adını yazıyoruz. Evet, Türkiye'yi yazdım. İkinci ortak ülkemiz. Ortak ülkemizi seçmek için yeni bir renk seçiyorum. Bu sefer de maviyi seçelim. Romanya diyelim. Hemen mavi bölüme Romanya yazıyorum. Buraları seçerken arkadaşlar şurada bakın başlıkla beraber seçtiğim ülkelerin isimleri ve renkleri belirmeye başladı. Üçüncü bir renk seçiyorum. Yeşil diyelim. İtalya diyelim. Dördüncü renk seçelim. Ne olsun? Turuncu olsun. Turuncuya da Polonya diyelim. Sanırım bu kadar yeterli. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bunun da ayarları var. Şurada opsiyon ayarlarından arka fonu değiştirebilirsiniz. Bu şekilde renkli yapabilirsiniz. Şeffaf yapabilirsiniz. Renkli yapabilirsiniz. Yazı şeklini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde renklendirebilirsiniz. Türkiye'yi kırmızı seçmiştik. Kırmızı yazsın. Romanya'yı mavi seçmiştik. Mavi yazsın. İtalya yeşil, Polonya turuncu şeklinde bu şekilde de düzenleyebilirsiniz. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi arkadaşlarım görünüme tıklıyorum. Haritamız bu şekilde görünecek. Düzenlemek istediğiniz bölüm varsa tekrar editleyebilirsiniz. Benim için yeterli ve indir diyorum. Şimdi indirdiği resmi açmak istiyorum. Hatta ben bunu şöyle küçülteyim. Şöyle. Yeni bir ekranda açmak istiyorum. Sanırım görünmez. Hemen ne elde ettiğimizi görelim. Şunu. Evet, tekrar paylaşıyorum. Karıştırmak edersiniz. Evet, şimdi paylaşabilirim. Şu. İşte arkadaşlar, inen resmimiz bu. Bu resimlerinizi eğitmenlik projelerinde ortak tanıtım sayfamızın başına koymak için kullanabilirsiniz. Çok eğlenceli, benim de çok hoşuma giden bir araç ama işbirlikçi değil. Bunu da böyle araya sıkıştırmış olayım. Evet, diğer aracımız değerli arkadaşlarım. Hemen şuradan hazırlıyorum. Arsız hocam herhangi bir sunum hazırlamadım. Bu şekilde. Bu şekilde daha iyi öğretmenim. Uygulayarak öğreniyoruz. Az önceki uyguladığınız harita etkinliği çok güzeldi. Çok kullanışlı. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hocam. Evet. Üçüncü aracımız arkadaşlarım. Veklat.
Ekranım görünüyor değil mi Arsız Hocam? Yine teyit edeyim ara sıra. Evet hocam, evet gözünüyor. Değerli arkadaşlarım, Macbeth %100 ücretsiz, etkileşimli, işbirlikçi panolar oluşturmanıza olanak sağlayan muhteşem bir araçtır. Macbeth'ın Türkiye elçisiyim aynı zamanda değerli arkadaşlarım. Üzerine daha önceki projelerim için, hani bu yılda yaptığım projelerim için panolarım var. Hatta geçen yılki projemizin bir koleksiyonunu sizinle hemen paylaşayım. Nasıl görünüyor bir bakalım. Bunu açabilir misiniz? Evet değerli arkadaşlarım, burada projemizle ilgili velilerimizin görüşlerini almıştık. Hep birlikte velilerimizin görüşlerini bu pano üzerinde topladık. İşbirlikçi bir pano. Başka bir koleksiyon göstereyim. Bu da yine geçen yılki projemizden. Değerlendirme aşamasında, proje planlama aşamasında, içerik oluşturma aşamasında kullanabileceğiniz muhteşem işbirlikçi araçlardan bir tanesi değerli arkadaşlarım. Yeni özellikler geldi. Yeni özellikler de aynı Padlet gibi ızgara şeklinde, sütun şeklinde görünümler olarak ayarlayabilirsiniz. Evet, sesleri bekledim. Yeni bir koleksiyon oluşturarak başlayalım isterseniz. Giriş yaptıktan sonra, kaydolduktan sonra arkadaşlarım, yeni bir koleksiyon oluştur diyorum. Koleksiyonumuzun nasıl görüneceğini soruyor bize. Bu özelliklerin birkaçı yeni eklendi. Padlet mantığı gibi sütun şeklinde, şu şekilde liste şeklinde, duvar şeklinde veya çerçeve şeklinde nasıl isterseniz. Evet, panomuza bir isim veriyorum. Evet, altına ne diyelim? Arsız Hocam yazalım. Arsız. Akgündür. Evet arkadaşlar, panomuza isim verdik. İsterseniz panonuzun başlığını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Şimdi biraz dokunuşlar yapalım. Şuradaki palete tıklıyorum. Buradan, şurada arkadaşlar, bir kapak resmi seçmemizi istiyor. İsterseniz Wakefield'ın kendi kütüphanesinden, isterseniz kendiniz bir resim ekleyebilirsiniz, isterseniz bir GIF ekleyebilirsiniz. Ben şimdi hemen Wakefield'ın kendi panosundan bir resim seçmek istiyorum. Şuraya hatta hemen eğitim yazalım. Bakalım neler çıkacak. Evet. Şöyle hemen hızlıca bir tanesini seçelim. Bu bizim kapak resmimiz arkadaşlar. Şimdi bir de arka fon ekleyelim. Ayarlar bölümüne, burası özür dilerim. Yine palete tıklıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Arka fon için yine kütüphaneden kendime uygun bir arka plan seçiyorum. Şunu seçelim. Evet, birazdan gelecek. Evet, arka fonu oluşturduk. Kapak resmimizi oluşturduk. Evet, şimdi her şey arkadaşlar şurada. Bir link eklemek istersek linki buraya yapıştırıyoruz. Bir metin eklemek istersek metin bölümünden, bir resim eklemek istersek veya daha önce kaydettiğimiz başka çalışmaları ekleyebiliriz. Bir PDF dokümanı yükleyebiliriz artı. Tweetler, Flipgrid videosu, YouTube videosu, Drive'ınızdan bir doküman istediğiniz şekilde, bu şekilde çok farklı dokümanlar yükleyebileceğimiz işbirlikçi bir pano.
Öncelikle resim olarak başlayalım. Kendi resmimi eklemek istiyorum. Şuradan şunu ekleyelim. Resimle başlayalım. Ben ızgara modunu seçtiğim için bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Yükleniyor. Evet, yüklendi. Üzerindeki kaleme tıklayarak resim hakkında bilgiler yazabilirsiniz. Yine bir metin ekleyebilirsiniz. Buraya arkadaşlar şöyle hızlı hızlı vakit kaybetmemek adına metin olsun. Metnimizi yine ortalayabilirsiniz, kalınlaştırabilirsiniz. Metnimizin içine bir link ekleyebilirsiniz. Down diyorum, kaydediyorum. Bir PDF dokümanı yükleyebilirsiniz dediğim gibi. Peki işin özüne geldik değerli arkadaşlarım. Bu panomuza nasıl ortaklar ekleyeceğiz? Paylaş kısmından önce bunu bir public yapalım. Herkes açık olmasını sağlamak istiyorum arkadaşlar. Affedersiniz, başka yere geldim. Evet, şimdi share diyelim. Şuradan yapacağız arkadaşlarım. Public deyip herkes açtıktan sonra ortaklarımızı davet edeceğiz. Onun öncesi hemen şunu göstermek istiyorum. Backlit panosunu görüntülemesi için bir link gönderebilirsiniz. Embed kodu veriyor bize arkadaşlar. Embed kodu ile TwinSpace sayfalarınıza yerleştirebilirsiniz. Yine Google Classroom ve farklı platformlarda paylaşabilirsiniz. Bunun için önemli olan şurası arkadaşlar. İşte davet et. Şu linki kime gönderirsem göndereyim artık panomun bir ortağıdır. Veya bir kod gönderebilirsiniz veya bir QR kod gönderebilirsiniz. Veya bir sınıfınız varsa sınıfa direkt gönderebilirsiniz. Ben şimdi linki kopyaladım. Hatta ne yapalım? Şimdi bu linki chat bölümüne yapıştırayım. Birlikte bu panoma ortak olun değerli arkadaşlarım. Birer resim, birer cümle yazmak isterseniz işbirliğini görelim. Chat bölümünde görünüyor değil mi hocam şu an? Arsız hocam, evet. Tamam. Evet, ben şimdi katılımcıları göreceğim buradan. Evet, bakın şurada arkadaşlar gördünüz mü belirdi. Ortaklarım kimlermiş? Şu an görünmüyor. Bir web adresi yapıştırmak istersek buraya yapıştıracağız arkadaşlarım. Şu elimde ne var? Hemen. Şu an hali hazırda bir linkim olmadığı için yapıştıramıyorum. Siz isterseniz direkt resim veya metin yazabilirsiniz. Bir merhaba mesajı yazabilirsiniz. Şu an panomuzun 9 ortağı var arkadaşlar. 9 arkadaşımız giriş yaptı. Bana görünen şuradaki bütün faaliyetler size de açık olacak. Çünkü artık siz bu panonun bir ortağısınız. Arkadaşlarım bir şeyler yazarken ben de hemen şuradan palet bölümünden görünümü değiştireyim. Şu şekilde de isterseniz görünebilir. Bakın beğeniler gelmiş. Beğenebiliyorsunuz. Tepkiler verebiliyorsunuz. Bakın %100 kalp. Yorum yazabilirsiniz. Evet, selam. Özgür Hocam, Medimer. Bakalım Reyhan, Kadir, Elif, Arpacı, Yıldırım. Merhabalar, ben Özgür. Evet, Dilek Tellioğlu, İknur Mazman. Selamlar hepinize arkadaşlarım. Evet, şu an 25 arkadaşımız bu panonun ortağı. Bu kadar mükemmel bir işbirliği ve sorunsuz çalışan
bir pano sunar bize Bekmet arkadaşlar. Dediğim gibi projenizin her aşamasında kullanabilirsiniz. Bakalım. Yenileyelim sayfamızı. Bakalım neler gelmiş. Evet. Backlit panosunun içine bir backlit panosu daha geldi Aynur hocamdan. Evet, Özgür hocamdan. Evet, bir belge sanırım. Bayındır. Evet, ödül alan projemizde arkadaşlar bu aracı biz değerlendirme aşamasında kullandık. Ölçme değerlendirme aşamasında. Velilerimiz, öğrencilerimiz, okul idaremiz, meslektaşlarımız bu linkle veya isterseniz QR kodu, isterseniz kod ile davet ettikten sonra görüşlerini yazdılar. Böyle bir soru var Dilek öğretmenim, böyle bakmayın. Nevin Elibol öğretmenimiz sormuş. Kullanımı blok gibi mi yoksa padlet gibi pano aracı mı diye bir soru gelmiş öğretmenim. Her ikisi de diyebiliriz hocam. Her ikisinin özelliğini de saklayabilirsiniz, bilgi depolayabilirsiniz. İşbirlikçidir. Her ikisinin özelliğini de gösteren bir araç. Siz bunu projenizde veli değerlendirmesi için kullandınız. Peki başka fikir vermesi amacından o soruyorum. Öğretmenlerimiz projede neler için kullanabilirler? Ne diyebiliriz öğretmenim? Evet, ben şimdi ödül alan projemiz için ne yaptığımızı kullandım Arsus Hocam. Tamamen ne yapmak istiyorsanız, isterseniz projenizi planlama aşamasında, isterseniz içerik geliştirme veya ne diyelim, bütün çalışmaları bir arada toplamak adına, isterseniz değerlendirme bölümünde, yani tamamen size kalmış. İşbirliği yapabileceğimiz, yapacağımız her etkinlik için kullanılabilecek muhteşem bir araç. Aa, ben geldim. Evet, çok güzel. Harikasınız ya. Kim? Sevgi hocam, cansın. Yakalamış beni. Evet arkadaşlar, şu an 27 arkadaşım var panoya ortak. İşte bu şekilde, isterseniz vakit kaybetmemek adına diğer aracımıza geçelim Arsene Hocam. Ne dersiniz? Tabii ki hocam. Bu arada bu akşam çok bir webinar trafiği var bütün ülkemizde ve İstanbul'da. Ama buna rağmen 103 kişiyiz öğretmenim. Takipteyiz sizi. Heyecanla bekliyoruz bir sonraki aracımızı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun Arsene Hocam. Evet, diğer bir aracımız, hemen ben şöyle hazırlanayım. Şöyle. Bir soru daha var öğretmenim, bir sonraki araca geçmeden. Padlet'te 3 tane sınırlama var. Bu araçta böyle bir sınırlama var mı? Ne güzel bir soru Öznur Hocam. Gördüm. Evet. %100 ücretsiz, yüzlerce, binlerce pano oluşturabilirsiniz. %100 ücretsiz, sorunsuz, bildiğim en güzel işbirlikçi araçlardan bir tanesi. Günlük bilgi paylaşımı veya değerlendirme olarak kullanılabilir mi diye de bir soru sormuş Merve öğretmenimiz. Kesinlikle kullanılabilir. Dediğim gibi Arsus Hocam, mantığı gördük ya, artık kullanım alanı sizin hayal gücünüze kalmış. Evet. İsterseniz bunu proje değil, günlük derslerinizde ödev olarak velilerinizi katabilirsiniz, öğrencilerinizi katabilirsiniz. Hani araştırma ödevlerini toplamak için güvenli bir ortam. Dediğim gibi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış kullanım alanı. Ben birkaç örnek verdim projeler için. Eminim muhteşem kullanım alanları bulacak. Ve çok da güzel hizmet edecek bir araç. Evet. Sohbet bölümünden yazanlar için cevaplıyorum arkadaşlar. Evet, kayıt alıyoruz. Etivinik İstanbul YouTube kanalında tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Meraklanmayınız hocam. Herkes bu tarz sorular geliyor. Buyurun Dilek Hocam. Evet, diğer bir aracımız arkadaşlar. Yine işbirlikçi, muhteşem, vazgeçilmezimiz Geniali. Hemen ondan hızlıca bahsedeyim arkadaşlarım. Geniali aslında kendi başına, başlı başına bir webinar konusu. Geniali'nin Türkiye elçisiyim arkadaşlarım.
Geniali çok fazla ücretsiz temsil sunan muhteşem bir araç. İster oyun, ister etkileşimli, ne diyelim, panolar, isterseniz etkileşimli sunumlar, videolar, aklınıza ne gelirse oluşturabileceğiniz muhteşem işbirlikçi araçlardan bir tanesidir. Geniali'de oluştur dedikten sonra bize ne oluşturmamız istediğimizi soruyor. Hemen ben bunu bir Türkçe'ye çevireyim. Oyun, kılavuz, blog, boş, tamamen kendiniz oluşturabilirsiniz. Video sunumu, bilgi grafikleri, etkileşim resimler, eğitim malzemeleri, inanılmaz arkadaşlar. Yani çok fazla hazırlayacağınız alana sahip. Mesela ses, hocam sesimiz gitti. Mikrofonu tekrar açabilir misiniz? Tamamdır. Öncelikle arkadaşlar hemen şöyle, mutlaka hepiniz biliyorsunuzdur. Ben hemen şöyle hızlıca neler hazırlamışım, bir tanesini göstererek başlamak istiyorum. Şöyle ne hazırladım? Mesela zıt anlamlı kelimeler hazırlamışım. Sunalım. Evet, Arsas hocam, sürekli ekran değiştiği için ekran görünmesi, beni uyarırsanız sevinirim. Tabii ki hocam, şu anda görünüyor, bir sıkıntı yok. Böyle bir oyun hazırladım değerli arkadaşlarım. Zıt anlamlı kelimeleri anlattıktan sonra öğrencilerime bu şekilde egzersiz yapması için eğlenceli oyunlar hazırladım. Genç kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Yaşlı. Yeni soru. Buna da yanlış cevap verelim. Kısa kelimesinin zıt anlamlısı yukarı. Uzun. Evet, bu sadece bir örnek. Değerli arkadaşlarım, biz ne istediğinize karar verdikten sonra inanılmaz inanılmaz template'ler sunar bize. Diyelim bir oyun hazırlayacağım veya bir sunum hazırlayacağım. Sunum diyelim. Evet arkadaşlar, arama yaparken şu yukarıdaki tekmeye tıklayarak ücretsiz olanları seçerseniz daha çabuk bulursunuz. Benim şu an master planım olduğu için ödüllüler de çıkıyor. Ücretsiz olanları seçerseniz daha rahat koleksiyonlara ulaşabilirsiniz. Buradan etkinliğinize uygun bir şablon seçtikten sonra, böyle yıldızlı göründüğüne bakmayın arkadaşlar, çok fazla ücretsiz şablon var. Mesela benim şu çok hoşuma gidiyor. Bakın bu da ücretsizmiş. Buna bir bakalım. Ön izleme yapıyoruz önce. Bu bir sunum. Hemen kısaca mantığını göstereceğim. Hepsi aynı mantıkla düzenleniyor arkadaşlarım. Evet, şablonu beğendiyiz. Bu şablonu kullan diyorum. Diyor ki hangi sayfaları almak istiyorsun? Ben hepsini almak istiyorum. İsterseniz seçebilirsiniz, eleyebilirsiniz. Hepsini aldım. Ve bize seçtiğimiz şablonun düzenleme ekranı açılacak. Muhteşem oyunlar var arkadaşlar. Yani denemediyseniz mutlaka deneyin. Çok çok güzel. Evet. Google Slide mantığıyla, eğer Google Slides'ı çok hakimseniz, bunda da asla zorlanmayacaksınız değerli arkadaşlarım. Üzerine tıklamanız yeterli. Hemen ismini değiştirebilirsiniz. Evet, küçültebilirsiniz. Şöyle üstüne bir tıklayalım. Yine yazı boyutumuzu küçültebiliriz, büyütebiliriz. Nasıl istersiniz? Sürükleyebilirsiniz arkadaşlar ikonları.
sıfırdan anlatmadığım için dediğim gibi Arsız Hocam, Geniali başlı başına bir webinar konusu. Sıfırdan eğer oluşturacaksak şu ekranların diyeyim, sekmelerin hepsinin bir görevi olması gerekiyor. Üstüne tıkladığımda bir animasyonla mı gelsin? Bu sayfa tıkladığımda hangi sayfaya gitsin? Az önce doğru yanlış da olduğu gibi arkadaşlar. Doğru yaptığınız alkış sayfasına, yanlış yaptığınız zaman çarpı sayfasına gitmesi için komutlar vermemiz gerekiyor. Eğer sıfırdan üretiyorsak. Buraya tıkladığımızda bu ikon nereye gitsin? Bir önceki sayfaya, en baş sayfaya, en başa, son sayfaya komut vermemiz gerekiyor. Yeni sayfaya, bir sonraki sayfaya geçsin komutu var. Açılışta nasıl gelsin? Animasyon. Gördüğünüz gibi. Buradan animasyonu seçebilirsiniz. Zıplayarak içeri, yukarıdan, aşağıdan nasıl istersiniz? Yeni sayfa ekleyebilirsiniz. Üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz arkadaşlarım. Konumuza uygun olarak az önce Backlit'te söylediğim gibi. Üstüne resimler ekleyebilirsiniz. Hemen ben bir tane resim ekleyeyim. Kendi bilgisayarımdan şöyle hemen resmimi seçtim. Evet, Geniali'nin bizi esas ilgilendiren bölümü arkadaşlarım, işbirlikçi bölümü. Burada, şurada arkadaşlar işbirliği bölümü var. Buraya tıkladığımızda ortaklarınızın mailini yazdığınızdan itibaren ortaklarınız bu çalışmaya katkı sağlamak için davet alacaklar. İsterseniz her bir sayfayı farklı bir arkadaşımız hazırlasın. İsterseniz ortak bir çalışma yapın. Nasıl isterseniz. İstediğiniz herkesi proje ortaklarınızı davet edebilir. Birlikte çalışmalar yapabilirsiniz. Şu şekilde görünecek. Az önce animasyon dediğim buydu arkadaşlar. İşte yatarak gelsin, yukarıdan gelsin, zıplayarak gelsin. İçeriği istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Her ikona, her yazıya bir komut verebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Hocam şöyle bir soru var. Canva'da Edu var biliyorsunuz öğretmenler evet. için. Bu aracımızda var mıdır veya istek var öğretmenlerimizden? Siz bir de Türkiye elçisi olduğunuz için özellikle sormak istedim bu soruyu. Böyle bir hazırlık var mı, plan var mı veya iletir misiniz bizler adına diye özellikle? Evet, Canva'daki bir Edu planı yok hocam maalesef. Ama İspanya'daki elçimize rica ettiğimiz zaman çekiliş bir iki arkadaşa master plan hediye edeceğini söylemişti. Üzerinden 3 hafta geçti. Bir başka bir webinarda ben söylemiştim bunu. O webinardaki arkadaşlarıma tekrar ulaşamadım ben. Eğer isterseniz bunun için bir araştırma yapacağım tekrar. İsterseniz evet. 2 günlük master plan alabilirim sizin için. Tamam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de kendiniz webinarlarınızda çekiliş yapabilirsiniz Arsız Hocam. Ben tamam, size göndereyim. Olur tamam. mu? Tamam, tabii ki olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Geniali ile ilgili arkadaşlarım var mıdır sorumuz? Şimdilik sınırlamalar nelerdir diye bir öğretmenimiz sormuş. Sınırlamalar Hı-hı. derken öğretmenim, Nurhayat öğretmenim, isterseniz mikrofonunuzu açarak da sorabilirsiniz. Sanırım ücretsiz template'leri mi sordu acaba? Onu mu? İyi akşamlar. Dilek Buyurun. Öğretmenim, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Hani Padlet'te 3 defa kullanabiliyoruz ya, bazen böyle haklarımız oluyor. Acaba bunda da bu tarz sınırlamalar var mı? Onu sormak istemiştim. Geniali için mi sordunuz hocam? Evet, Geniali için sordum. Geniali için hiçbir sınırlama yok. Ücretsiz template kullandığınız sürece istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz sayıda kullanabilirsiniz hocam. Yani her etkinlikten sınırsız yapabiliriz. Sınırsız sayıda. Sınırsız sayıda yapabilirsiniz ama ücretsiz bir şablon seçmelisiniz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. Evet.
Evet, sanırım diğer aracıma geçebilirim Arses Hocam. Şöyle bir soru bana özelden geldi öğretmenim. Hem vakalet hem Caneli o Türkiye elçisisiniz. Bunlar için şart nedir? O Türkiye elçisi olmak için çok kullanıyor olmak mı gerekiyor? Evet. Ben neredeyse 6 yıldır kullanıyorum. Çok fazla dokümanım olduğu için aslında hem elçimiz yazdı hem ben kendisine yazdım. Karşılıklı iletişim halinde elçilik aldım ama 6 ayda bir yenilenmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Backlit için Backlit 3 ayda bir liderlik, üyelik, liderlik ve elçilik başvuruları açar. İsteyen herkes elçi olabilir. İsteyen herkes lider olabilir. Ücretsiz olduğu için çok da bir artısı yok Backlit'in. Evet, tamam öğretmenim. Çok teşekkürler. Meraklılarını gitmiştir arkadaşlarımızın. Buyurun öğretmenim. Evet, ben hemen şuradan yeni aracımı hazırlanıyorum. Bir de yazma aracı. İki aracım kaldı. Sanırım süremiz yetecek Arsız Hocam. Ne dersiniz? Evet hocam. Arkadaşlarımı da sizlere de sıkmak istemem. Tam bir saatlik bir sunumum var. Evet, bir diğer aracımız, bunu daha önce de anlatmıştım. Başka webinarlarda arkadaşım. Bu da yine ödül alan projemizin muhteşem araçlarından bir tanesi WriteReader. WriteReader arkadaşlar bizlere sesli kitap yazma imkanı sunar. Sesli kitap kütüphanesi oluşturmamızı sağlar. İşbirlikçidir. WriteReader'ın da aynı zamanda Türkiye elçisiyim. Elçilik ne kazandırır? Elçilik çok fazla sayıda öğretmen eklememizi, kütüphaneler oluşturmamızı, sonsuz sayıda kitap oluşturmamızı sağlar. Ama sizler normal bir üyelik alarak bu işlemlerin birçoğunu zaten yapabilirsiniz. WriteReader yazdıktan sonra öğretmen girişi yapıyorum. Şuradan giriş yapalım. Evet. Ben oluşturdum, iki tane sınıf oluşturdum değerli arkadaşlarım. İki sınıfımın içinde aslında bunlar projelerimin sınıfları. 65 tane öğrenci, 55 tane kitap, şu da sınıf kodumuz. Burada şu an öğrenci kaydetmedik. 7 tane tanıtım kitabımız, bu da bizim sınıf kodumuz. Nasıl başlayacağız değerli arkadaşlarım? En alttaki şu mavi ikona tıklıyoruz. Sınıfımıza bir isim vererek başlayalım. Ne diyelim? Yine küçük çekmece diyelim. Sınıfımızı oluşturduk. Open class diyorum ve sınıfımızın içine giriyorum. Sınıfta şu an 3 tane kitabımız var değerli arkadaşlarım. Bu kitaplar aslında tanıtım kullanım kılavuzu tabiri caizse. Bu kitaplar izleyerek aslında aracın nasıl kullanacağı ile ilgili ipuçları alabilirsiniz. Ben şimdi size sıfırdan bir kitap nasıl oluşturulur ve ortaklar nasıl davet edilir onu göstermek istiyorum. Mavi artı butonuna tıklıyorum. Dikey bir kitap oluşturacağımı söylüyorum. Çok eğlenceli, her yaş grubundan öğrenciye hitap edebilen muhteşem bir araçtır. Çok da seviyorum. Öncelikle kitabımızın kapağına bir renk vererek başlayalım. Mavi olsun. Kitabımızın adı. Yanlış yazmayalım. Evet, kitabımızın yazarı Dilek Öğretmen diyelim. Kitap kapağımıza bir resim seçmek için üzerine tıklıyorum arkadaşlarım. WriteReader'ın inanılmaz bir resim kütüphanesi var. İstediğiniz alanda, istediğiniz konu başlığıyla ilgili muhteşem resimler var değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi hangi konuda kitap yazacaksanız o alanla isterseniz bu şekilde
sıralı hikaye resimleri de var. Bunları da seçebilirsiniz. Şu şekilde. Bu yeni gelen bir özellik. Ben buradan bir tane seçmek istiyorum. Ya da dur şöyle. Kendim ekleyeyim. Şuradan bir resim eklemek istiyorum. Ne olsun? Şu olsun. Bunu beraber hazırlamıştık. Kapak resmimizi genişletebilirsiniz, kırpabilirsiniz. Şöyle ortalıyorum. Save diyorum. İşte kitabımızın kapak resmi de hazır. İkinci sayfayı oluşturmak için arkadaşlarım, şuradaki artı butona, sayfa butonuna tıklıyorum. Bunlar şu an bana ücretsiz göründüğü için üçü de açık görünüyor. Normal versiyonda sanırım bir tanesi açık. Şu an tam emin değilim arkadaşlar. Açık olana tıklıyorum. Yazmak istediğiniz metni yazdıktan sonra hemen teşekkürler yazdım. Şimdi yine resim eklemek için tıklıyorum. Yine kendi resmimi almak istiyorum. Buraya şu eğitimin logosunu alalım bu sefer. PNG olduğu için arka beyaz çıkabilir. Evet. Resmin üzerine yorum da yazabilirsiniz. Açıklamalar yazabilirsiniz. İstediğiniz kadar sayfa ekleyerek devam ediyoruz. Mantık bu şekilde arkadaşlarım. Eklemek istediğim konu şu. Kitabımızı seslendirebiliyoruz. Şuradaki mikrofon ikonuna tıkladığımızda kayıt yapabileceğiz. Küçükçekmece eğitiminlik eğitimleri. Hoş geldiniz. Kaydettim. Bakın az önceki mikrofon işareti artık play tuşuna dönüştü. Deneyelim. Küçükçekmece eğitiminlik eğitimleri. Hoş geldiniz. Buradaki resmim yalnız nereye gitti? Hemen tekrar seçelim. Şöyle. Evet, ikinci sayfayı da aynı şekilde seslendirme yapabiliriz arkadaşlarım. Şunu biraz şöyle sürükleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz, seslendirebilirsiniz. Bu harika eğitimler için tüm Küçükçekmece eğitiminlik ekibine teşekkürler. Teşekkürler Arses Hocam. Kaydettim. Deneyelim. Bu harika eğitimler için tüm Küçükçekmece eğitiminlik ekibine teşekkürler. Teşekkürler Arses Hocam. Evet, kitabımızı bu şekilde ilerletiyoruz. Sayfalar ekliyoruz. Bir son bölüme geldiğimizde değerli arkadaşlarım, herkesin okuyabilmesi için şuradaki linki aktif hale getirmemiz gerekiyor. Linki aktif hale getirdiğimiz zaman ve bunu paylaştığımda hepiniz okuyabileceksiniz az sonra. Hepiniz görebileceksiniz içeriğini. Peki, burası tamam. Şimdi işbirlikçi bölümüne geçelim. Tekrar Write Reader alanına gidiyorum. Sınıfımı açıyorum. Sınıfıma, bakın şurada kullanıcılar var arkadaşlar. Kullanıcılar kısmını açıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, ücretsiz versiyonda bir öğretmen miydi, üç öğretmen miydi? Emin değilim. Buradan emin değilim. Üç öğretmeni davet edebilirsiniz. Mail adresi birlikte. Onlar bu sınıfa ortak olabilirler. İstediğiniz kadar öğrenci ekleyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Öğrencilere bir isim vereceğiz. Ali. Kullanıcı adı ne olsun? Bakın kendisi otomatik olarak verdi. Başka bir öğrenci. Ne olsun? Ece diyelim. Kendi otomatik olarak Ece'ye bir isim verdi. Öğrencileri yükledim. Bakın arkadaşlarım. Write Reader yazdıktan sonra öğrencilerimiz öğrenci adıyla girdiklerinde ve şu sınıf kodunu yazdıklarında aynen bu alanı görecekler. Kitapları okuyabilecekler, kendileri kitap yazabilecekler ve
aşağı doğru bir sürü kitabımız olacak. Ben bir projemin kütüphanesini hemen hızlıca açmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Nasıl göründüğünü görmeniz için. Şimdi hemen kullanıcılara bir bakalım. Bakın burada el çaldığım için tabii çok fazla öğretmen ekledim. Bunlar öğrencilerimiz. Ve kütüphaneme gidiyorum. Kütüphanemiz bu şekilde arkadaşlarım. Bu bir projenizin kitapları mı öğretmenim? Evet, bir proje. Şu an devam ediyor hocam. Süper. Şu da diğer bir projenin. Onu yeni oluşturuyoruz. Bunu farklı bir amaç için kullanacağız. Hı-hı. Az önce de söylediğim gibi Arsız hocam. Aslında bir aracı öğrendikten sonra nasıl kullanacağınız tamamen hayal gücümüze kalmış. Ben araçları farklı ters köşe yapmayı çok seviyorum. Mesela bir kitap aracını mesela bir quiz aracı olarak da kullanabiliyorum. Evet. Mesela ne diyelim bir Padlet'ı genelde sunum için kullanılır ya. Ben farklı amaçlar için de kullanabiliyorum. Dediğim gibi tamamen hayal gücünüzde kalmış. Nasıl kullanırsınız? Nasıl işinize yarayacaksa? Ben de burada değerli yeni başlayan arkadaşlarımıza birkaç cümle söylemek isterim. Değerli arkadaşlar, eğer ETV'nin yolculuğunda yeniyseniz mutlaka her projede farklı farklı kurucularla çalışmaya özen göstermenizi önerebilirim. Farklı farklı her kurucudan yeni bir şey öğreneceksiniz. Dilek Hocam gerçekten bir etkinlikte birkaç fazla aracı kullanarak pek çok Web2 aracını kullanmayı da öğretiyor kendisi projelerinde. Bunu yaşayarak deneyimlemiş bir insanım. İnşallah yeni etivinirlerimize birkaçıyla da mutlaka yolunuz kesişir Dilek Hocam. İnşallah çok hocam. İnşallah. Çok memnun olurum. Arsız evet. Hocam az önce hazırladığım kitabın linkini chat bölümüne gönderdim. Tamam. Arkadaşlarımız okuyabilirler herhalde değil mi? Seslendirilmiş. Bu sesle nasıl olacaksa. Çocuklar çok güzel seslendiriyor. Bir de hani diyoruz ya onlara anlamlı okuyun, işte biraz canlandırın, duygu katın. Mesela bir öğrencim şiir kütüphanesi yapıyor kendisine. Bir öğrencim hikaye kütüphanesi oluşturuyor. Onlar için de birer üyelik aldım ben. Yani illa elçi olmanıza, pro üyelik almanıza hiç gerek yok. Eğer bir öğrenciniz şiirle ilgileniyorsa, hikayeler yazıyorsa, onun adına, ailesinin, velisinin adına tabii ki mailini kullanarak bir üyelik alırsanız, güvenli de bir alan, inanılmaz kullanıyor. Çok güzel kütüphaneler oluşturuyorlar. Dilek Hocam bildiğim kadarıyla ilkokul ikinci sınıf öğretmenisiniz değil evet, mi? Evet, ikinci sınıf öğretmenisiniz. İkinci sınıf öğretmenisiniz. Geçen sene peki öğrenciler ikinci sınıfta bu aracı çok rahat kullanabiliyorlar mı? Bunu örnek olsun diye soruyorum arkadaşlarıma. Çok da paylaşmak isterdim aslında. Birinci sınıfta okumayı öğrendikten sonra ikinci dönem korona çık hayatımızdan adlı bir çalışma yaptık. Bir kütüphane oluşturduk. O diğer hesabımda. Açabilirsin göstereceğim ama şu an izin vermiyor hocam. Başka bir hesaba geçmeme şu an izin vermiyor. O diğer hesabımdaydı. Öğrenciler birinci sınıfta bile yazdılar. Evet. Yani az önce demiştim ya yani her yaş grubu öğrencilere hitap eden çok güzel işbirlikçi bir araç. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani her arkadaşımızda da farklı bir fikir olmuştur. Çok da fazla duyduk bir araç değil diyebiliyorum. Çok fazla çünkü her yerde görmedim. Hı hı. Arkadaşlar sorunuz var mı bu araçla ilgili hocamıza? Başkasına ait çalışmaları inceleyebiliyor muyuz? Evet inceleyebilirsiniz eğer incelemek için izin verdiyse. Az önce ben linki açmıştım ya Arsız hocam. Evet. Hani herkes okuyabilsin diye. Eğer kullanıcı yazdığı kitap herkes görsün şeklinde açtıysa linkini tabii ki okuyabilirsiniz. Görüntüleme izni verdiyse o zaman okuyabiliyor. Evet. Adeviye hocam bağlantı hatalı yazmış hocam. Hemen tekrar paylaşayım.
Adeviye Alçıl da hocamızın ekibinden. Şu an ben hepsini burada, şu anda en az bir 10 kişiden fazla hocamızın kendi ekip arkadaşları burada. Bütün webinarlarına katılıp ona destek oluyorlar. Sağ olsunlar canlar. Tekrar gönderdim. Sadece görmeniz açısından arkadaşlarım. Umarım açılıyordur. Ben de deneyeyim. Hocam ben bir şey sorabilir miyim Öznur Güzel? Buyurun hocam, bana mı? Evet, evet Dilek Hocam. Ersiz Hocam müsaadenizle bir geçiş yapabilir miyim? Estağfurullah. Özgür Hocamız da bizim lise kademe rehberimizdir öğretmenim. İlçemizdeki lise öğretmenimize yardımcı oluyor. Buyurun Özgür Hocam. Dilek Hocam öncelikle merhabalar. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu kütüphaneyi siz açtığınızda rengarenk kitaplar o kadar tatlı göründü ki bu haliyle bu şekilde böyle yukarıdan aşağı kaydırmalı Twin Space'e falan kütüphaneyi komple yükleyebiliyor muyuz? Ne güzel yani böyle sayfaya girince böyle kütüphanemiz görünebiliyor mu? Tabii ki görünebiliyor. Muhteşem. İşte şimdi bu harika oldu. Ben bunu çok umut etmiştim. Çok sevindim. O kadar güzel görünüyor ki hocam Twin Space sayfasında. Bir de sayfaları yapıp sayfayı büyütürseniz akar gider. O kadar güzel görünüyor. Çok harika bak. Buna çok sevindim hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen bu konuyla şöyle hemen ekranımı paylaşacağım tekrar müsaadenizle ve bitireceğim Arsız Hocam. Diğer aracımıza zaman kalmadı. Bir araç daha var aslında ama şöyle. Şimdi değerli arkadaşlarım, WriteReader bir embed kodu sunmaz bize. Tabii ki çareler tükenmez. Hemen linki aldım ve ben ne yapıyorum? Şöyle yeni e-trainerlarımız için. iframe generatör diyorum. Yani embed üreticisi açıyorum. Linki buraya yapıştırıyorum. Şuraya kaydırma çubuğuna evet diyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer evet demezsiniz sabit bir şekilde görünür. Linki yapıştırdım ve üret diyorum. İşte bize embed kodu. Bu embed kodunu alıp Twin Space sayfasının içine eklerseniz, yapıştırırsınız. Aynı şekilde biraz önce burada gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Nereye gitti benim çalışmam? Hemen başa dönüyorum. Şu şekilde görünür hocam. Veya bir kitabın linkini, o kütüphanenin linkiydi, özür dilerim hocam. Şu şekilde görünür. Hocam şöyle görünür. İçinde aktif bir şekilde açıp seslendirmeleri dinleyebilirsiniz. Bu harika. Tamam mıdır hocam? Kütüphaneyi de gömebiliyorsunuz embed kodu ile. Sadece bir kitap gömebilirsiniz. Evet. Öznur hocam? Öznur hocam? Buyurun hocam, buradayım. Sorunlar var mıdır diye soruyor Dilek Hocam. Hayır, süper oldu. O in-frame generator'ı da görünce ona da çok sevindim. Gayet güzel, harika bir seminer, harika bir webinar. Ne kadar güzel söylediniz. Hocam İngilizce öğretmeni değilim. Lütfen bir kere daha telaffuz eder misiniz? In-frame generator. İşte o. Ben farkında değilim. İşte o araç arkadaşlar sadece WriteReader için değil. Embed kodu olmayan birçok aracın linkini bu Özgür Hocam'ın o harika telaffuz ettiği araç ile embed'ini oluşturup Twin Space sayfasına gömebilirsiniz. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Aslında bir iki aracım vardı ama bir saatlik planlama yaptım. Sorular varsa cevaplayabilirim Arsız Hocam. Bakıyorum hocam chat bölümümüze. Şu anda soru yok. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Dilek Öğretmenim. Çok tadında, çok yerinde, çok anlaşılır bir webinar oldu. Çok 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 teşekkür ediyoruz. O kaydımız mevcut. Herkes tekrar tekrar izleyecektir. Bundan eminim. Doyamadık. Hatta ilerleyen süreçte
bir de ödüllü diyoruz. Ödüllü projenizi bize bir sunsanız, bu anlattığınız araçları bir de uygulamalı olarak görsek ne kadar iyi olur deyip sizde ilerleyen zamanlar için bir de söz alsak canlı yayında değerli öğretmenim. İnşallah hocam, ömrümüz olursa, kısmet olursa neden olmasın, memnuniyetle. Orada Seda hocam var, prize ödüllü. Şöyle Seda hocama şans getirsin, dokunalım. İnşallah. Edelim. İnşallah. Teşekkür ederim hocam, sağ olasın. Arkadaşlarımızla gurur duyduk hepinizde, gururumuzsunuz. Tabii ki Arsız hocam, zamana göre, müsaitlik durumuna göre memnuniyetle çok teşekkür ederim. Ben ayrıca özel büromuz da kendisi bize iletti. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Gücütok, Şube Müdürümüz Sayın Osman Özgür Özgençin, sizlere, tüm katılımcılarımıza, tüm öğretmenlerimize çok çok selamlarını iletiyorum. Kendileri de bütün öğretmenlerimize bunu özellikle iletmemizi istediler. Evet, Küçükçekmece TV'nin ailesi sadece Küçükçekmece'den değil, pek çok ilden katılımcılar görüyoruz. Hepinize gecenin bu saatinde bize vakit ayırdığınız için, Dilek Emir hocamın faydalı sunumundan faydalandığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın Dilek hocam, hoşçakalın Küçükçekmece. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Haftaya görüşmek üzere. 2 Mart çarşamba saat 21. Bu sefer Kenan Çete Üstadımızla birlikte olacağız. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar, hoşça kalın.